Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni başlayanlar için küçük bir video çekmek istedim öncelikle. Bunun için kalın bir ip kullandım. Daha kolay, daha net görünsün istedim. buçuk milimlik tığ kullandım. Şimdi ben kısaca terimleri size anlatmak istiyorum burada. Öncelikle sihirli halkadan başlayalım. Sihirli halkayı yaparken parmağımıza şu şekilde 1 2 iki kere doluyoruz ipimizin içinden Pardon Şu biraz geniş tutayım ben ipimizin içinden geçiriyoruz ipimizi alıp çekiyoruz bu şekilde sabitliyoruz bunun üzerine sık iğne yapıyoruz sık iğne bu şekilde geçiriyoruz buradan ipimizi alıyoruz ve geçiriyoruz İpimiz buradan alıyoruz geçiriyoruz içinden geçiriyoruz şu şekilde genelde amigurumi de sihirli halka içine 6 sık iğne 8 sık iğne gibi başlanır daha sonra şöyle biraz daha yakınlaştırayım şu ipimizi alalım şurada şunu çektiğimizde arkadaşlar şu ipi çektiğimizde hangisi geliyorsa onu tutuyoruz. Şu şekilde bu taraftan şöyle asılıyoruz. Daha sonra bunu tutup çekerek kapatıp sabitliyoruz. Bu şekilde yaparsanız sihirli halkanız herhangi bir açılma yapmaz. Şimdi burada üzerine 6 defa arttırma yapacağız. Arttırma nasıl yapıyoruz? Şu ilk ilmeğin içine batıyoruz, çekiyoruz, geçiriyoruz. Yine aynı ilmeğin içine batıyoruz, geçiriyoruz. İkinciyi aynı şekilde bu ilmeğin içine batıyoruz, çekiyoruz. Yine gördüğünüz gibi aynı ilmeğin içine batıyoruz, geçiriyoruz. Bu şekilde altı arttırma. 6 V yani arttırma V veya A ile gösterilir genelde. Bu şekilde arttırma yapıyoruz. Her ilmeğin içine iki kere batıyoruz. Bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi burada ilmek işaretleyicileri var. Plastik küçük Onlardan kullanabilirsiniz ama ben ipi tercih ediyorum. Şu şekilde ince bir ip daha pratik oluyor. Şu şekilde koyuyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Genelde buradan sonra bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Genelde bu şekilde devam eder. Özellikle bebeklerin mesela kafalarını örerken bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bundan sonraki sırada iki sık iğne bir arttırma. Daha sonraki sırada 3 sık iğne bir arttırma. O şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben şurada kısaca küçük bir şekilde size azaltmayı göstermek istiyorum. Azaltma yaparken kesinlikle bu ilmeği atlayıp bunu almıyoruz. Çünkü bunu atlayıp bunu alırsak o zaman burada bir delik Görüntüsü oluşur. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Şimdi burada iki tane loop var. Bu looptan değil, sadece şu looptan alıyoruz. Bir sonraki de aynı şekilde bu looptan alıyoruz, çekiyoruz ve geçiriyoruz. Bakın bu şekilde herhangi bir delik görüntüsü oluşmaz. Bir kere daha yapalım. Looptan alıyoruz, bir diğerinden alıyoruz çekiyoruz ve sabitliyoruz. Bu şekilde de azaltmamızı yapıyoruz. Bir de ilmek kaydırma dediğimiz bir terim vardır. CC ile gösterilir. Bu ise şu şekilde batıyoruz ilmeğimize, çekiyoruz. Bunu bunun içinden de geçiriyoruz. Bir daha gösteriyorum. Batıyoruz buraya, ipimizi çekiyoruz. İlk bu ilmeğin içinden de geçiriyoruz. Bir tane daha gösteriyorum. Batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Ve bunun içinden de geçiriyoruz. Bu da ilmek kaydırma. CC olarak kullanılır. Şimdi bir diğer terime geçelim. W ile gösterilen yani iki tane arttırmış oluyoruz. Bir ilmeğin içine 3 kere batıyoruz W. 1 2 ve 3. Bu şekilde bir ilmeğin içine şöyle bir daha göstereyim. Sıradaki ilmeğe 1 2 3. Bu şekilde arttırma yapmış oluyoruz daha fazla. Yani her ilmekte iki tane arttırma yapmış oluyoruz. Bir de bunun tam tersi 3 ilmeği birlikte azaltmak vardır. O da M ile gösterilir. Onu da isterseniz şu 1 2 ve 3 3 lobu birlikte alıyoruz. Çekiyoruz ve kapatıyoruz. Bir tane daha gösteriyorum. Bir, şu ön lopları yani kendimizden tarafta olan lopları alıyoruz. İki ve üç. Bu şekilde çekiyoruz. Ve şu şekilde kapatıyoruz. Bunu bazı noktalarda şunu kullanarak da yapabiliriz. M harfini gördüğümüz yerlerde şunu da yapabiliriz. Komple ilmeğe batarız tamamına. Çekeriz. Bekletiriz. İkinciye batar. Çeker. Bekletiriz. Yine üçüncüye batar. Çekeriz ve bekletiriz. Ve bunun dört tanesini birlikte toplarız. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi burayı çekeyim ben. Şimdi bir diğer terimimiz HDC yani tekli trabzan. Tekli trabzanda ipimizi doluyoruz. Şu şekilde doluyoruz. İlmeye batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Ve hepsini birlikte geçiriyoruz. Doluyoruz. Batıyoruz ipimizi çekiyoruz ve hepsini birlikte geçiriyoruz. Bu da tekli trabzan oluyor. Şimdi bir de ikili trabzanı göstereceğim. İkili trabzan DC. Yazılı tariflerde DC olarak gösterilir. O da yine aynı şekilde doluyoruz. İlmeğimizin içine batıyoruz. ipimizi çekiyoruz. Burada iki tanesini geçiriyoruz. Sonra Diğer iki tanesini geçiriyoruz. Doluyoruz, batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Bir, iki, iki defa da geçiriyoruz. Bir de bunun bir üst seviyesi yani TR3 TR ile gösterilir üçlü trabzan vardır. O da şu şekilde ilmeğimizi doluyoruz, batıyoruz, çekiyoruz. Bunda birinciyi tek, ikinciyi iki, üçüncüyü iki. Yani bunu da üç defa da geçiriyoruz. Doluyoruz, batıyoruz, çekiyoruz. Bir, iki, üç. Bunu da üç defa da geçiriyoruz. Şimdi bir terimimiz var. Yazılı tariflerde blo, blo olarak yazılır. O da İç lobdan yani örmek demek genelde bebeklerin ayaklarında, bel kısımlarında, ete görmemiz gereken yerlerde kullanılır. Şu Şekilde göstereceğim onda. Şurada iki tane lobumuz var. Şu, diğer tarafta kalan lobumuzu alıyoruz, geçiriyoruz. Şunu alıyoruz, geçiriyoruz. Şunlar filo. Bunlar ise bilo. Yani buradan sonra bir bebeğimizin belinde bunu kullandıktan sonra buradan ekstra eteğini örebiliyoruz. Bir de son olarak size göstermek istediğim bir terim var. O da popcorn. Popcorn nerede kullanılıyor? Amigurumi de genelde bebeklerin baş parmağı yapılırken kullanılıyor. Onu da şöyle göstereceğim. İpimize doluyoruz ilmeğe batıyoruz çıkarıyoruz bir kere geçiriyoruz yine doluyoruz yine aynı ilmeğin içine batıyoruz çekiyoruz sadece ikisini geçiriyoruz yine doluyoruz yine aynı ilmeğin içine çekiyoruz yine ikisini geçiriyoruz doluyoruz geçiriyoruz yine ikisini geçiriyoruz sadece şu an burada 1 iki, 3 4 5 tane oldu. Şimdi bunların hepsini birlikte topluyoruz. Şimdi bunu biz buradan şuradan devam ediyoruz diğer ilmekten. Şu şekilde direkt sık iğne yaparak devam ediyoruz. Böylece şöyle bir baş parmak oluşmuş oluyor. Bunu kuzularda da kullanılıyor. Güzel bir teknik. Benim anlatabileceğim Terimler olarak bunlar arkadaşlar. Siz yine yorumlara öğrenmek istediğiniz, göstermemi istediğiniz terimler veya yapılış şekilleri varsa eğer yorumlara belirtirseniz ben de o yönde ilerlerim. O yönde videolar çekerek size destek olmaya çalışırım. Siz de bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.